Evet, Österyakiler takımıyla birlikteyiz. Taner Bey var yanımızda. Yani futbol hatalar oyunu, doğru. Ama yani bu kadar hata, böyle bir seviyede, böyle bir takımın bu kadar hata yapmasına yani gerçekten şaşkınız. İnanamıyoruz skor anlamında bu kadar farkın açıldığına da. İki sezon üst üste TGS'ye elendiniz. Geçen sezonda yanlış hatırlamıyorsam TGS tarafından kupa dışına eletilmiştiniz. Bu sezonda aynısı oldu. Mutlaka böyle beklemiyordunuz ama neler söyleyeceksiniz maçla ilgili? Öncelikle TGS'yi tebrik ediyorum. Gerçekten bugün dolu dizgin oynadılar. Maçı da kazanmayı hak ettiler. Dediğim gibi işte TGS'yi tebrik ediyorum. Kendi takımla alakalı çok bireysel hata oldu. Yani bu maçta en az hata yapan kazanacaktı. Biz çok hata yaptık ve mağlubiyeti hak ettik. Dolayısıyla yapacak bir şey yok. TGS'yi tebrik ediyorum. Peki hataları neye bağlıyorsunuz? Yani bir stres mi vardı oyuncularda? Aslında Österyakiler zaten çok tecrübeli bir takım. Nedir sizce bunun ana çıkış noktası? Ya açıkçası yani dün akşam maçı da izledik. Yani çeyrek final de oynadığı, TGS'nin oynadığı maçı da izledik. Ön tarafta baskı yapıyorlar. Orta sahada özellikle ileri uçta baskı yapıyorlar. Mümkün olduğu kadar top ayağımızda tutmayalım, dikkat edelim diye uyarılarımızı da yaptık. Fakat arkadaşlar bugün günlerinde değillerdi. Olabilir yani futbol günü bugün bize şey yapmadı. Uğramadı size bugün evet. Uğramadı. Dolayısıyla yapacak bir şey yok. Österyakiler futbol takımını bu zamana kadar yaşatmış oldukları heyecandan dolayı Österyakiler futbol takımına teşekkür ediyorum. Ayrıca dediğim gibi TGS futbol takımını da tebrik ediyorum. Finalde başarılar diliyorum. Peki biz de Österyakileri tekrarımıza görmeyi umut ediyoruz. Bu zamana kadar güzel sportmen mücadelenizi tebrik ediyoruz. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Sağ olun.